Bugün geometri dersine yine üçgenlere devam edeceğiz. Benim ismim Mustafa Kasa. Bugün de üçgende kenarortay üzerine duracağız. Kenarortay dediği zaman kenarların orta noktalarını bulduğumuz zaman bunu birleştirirsek işte buna biz VA kenarortay diyoruz. Evet. Buna VA adı veriyormuşuz. Bu VB adı veriyoruz buna. VB yazıyoruz. Buraya da VC diyoruz. D kenarına ait kenarortay olduğunu gösteriyor. Kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Bu parça buna eşit. Bu parça buna eşit. Aynı şekilde buradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşittir. Evet. Elimize bir yapalım. Evet. Bu kesiştikleri yerle biz ağırlık merkez adı vereceğiz. Bu açıortayların, kenarortayların kestiği yere kenarortay ağırlık merkezi diyoruz. Ağırlık merkezi tabana buraya bir birim uzaklıkta. Burası A ise burası 2. Burası B ise burası 2B'dir. Ya da yukarıda da aynı şeyi söyleyebiliriz. Şurası da orta taban adı veriyor. Bunlar kenarortayların kesiştikleri yer olduğu için uzunluk tabanın yarısı kadardır. Şöyle de söyleyebiliriz bunu. Evet. Önce yukarıdakini de söyleyelim. Şurası A, X'e şurası 2X'dir. Bu Y ise burası 2Y'dir. Z ise 2Z'dir. Yani 1'e 2 oranı olacaktır. Burada bir birim varsa burada iki birimini yazmayabileceğiz. Kenarortayların bu ikisinin kesiştiği şuradaki noktalar kenarların orta noktası. Burası A kenarı ise burası A bölü 2'dir. Onu şuradan da anlayabiliriz. Şurası X ise şurası X'tir. İşte şu üçgenle bu üçgenin benzerliğinden ikisi paralel. Bunun oranı 1'e 2 oranı var. O zaman burası A ise burası A bölü 2 diye de söyleyebiliriz. İşte burada örnek vermiş bize. Demiş ki AE ile AD'nin tamamıyla BD'nin tamamı 36. Yani şura x ise şurası 2. Y ise 2. Şura göre yazarız. 3x artı 3y eşittir 36. Ben buradan x artı y'yi bulabiliyorum. 12. Bizden istenene bakalım. AG ile BG yani 2x artı 2y soruluyor. 2x artı 2 eşittir 24'ü söyleyebiliriz. Evet yani yapılacak olay bunların tamamını verdiği için x 2x, y 2y, 3x artı 3y 36. Buradan x artı y'yi buluruz. İki tanesi sorulduğu için 2 ile çarparım. İkişer tanesini elde etmiş oluruz arkadaşlar. Evet. ABC üçgeninde 8 vermiş, AC'ye 10 vermiş ve A kenarortayın alabileceği değerleri bulun diyor. Burada kenarortaysa şu VA kenarortayı bunu soruyor. Bu orta noktaysa bu kenara bir buradan paralel çekersek 8 ise burada 4 olur. Bunlar 5 5 bölür. Şimdi de şu üçgende ADE üçgeninde ADE üçgeninde bir kenar neydi? VA uzunluğu. Katlarından büyük, toplamlarından küçük. 5 eksi 4'ten büyük, 5 artı 4'ten küçük. Yani VA uzunluğu 1 ile 9 arasında diye söyleyebiliriz. VA'nın alacağı değerler aralığını böylece bulmuş olacağız. Evet. Bir de 312 kuralı dediğimiz olayı belki daha önce duymuşuzdur. Yani şurada ne vardı? A vardı. Burada ne vardı? 2A vardı. Biz burayı şimdi 2A yaparsak burası ne yapar? 4A yapar. Ya da 2X diyelim buraya. Bu kısma 2X diyelim. Yukarısı 4X olur. Şunlar orta nokta olduğu için bu da aynı şekilde 2'ye bölünecek.
3x aşağıda 3x yukarıda olacak. 3x o zaman buraya 1x kalır. İşte 312 kuralı karşımıza çıkmış. Bir daha onu söyleyelim arkadaşlar. 312'nin bulmuşunu. Birinci olarak yapacağımız tek şey G ağırlık merkezi olduğu için tabana bir birim tepedeki birim. Biz sayıları uygun bulabilmek için buraya 2A dedim. Burası 4A oldu. Sonra geldim ikinciye. Bunlar orta nokta olduğu için bu kenar 2'ye bölüyor. O zaman bu yükseklik de 2'ye bölüyor. 6A 2'ye bölersen burası 3A yapar. Burası A olur. O zaman işte 312 kuralı çıktı. 3 kat, 1 kat, 2 kat. Yani kenar ortayı 3'e bölüyorum. 6'ya bölüyorum. 2 parçası burada, 1 parçası burada, 3 parçası burada. Bunlar orta nokta olduğu için yukarıdaki şu uzunlukla şu uzunluk birbirlerine eşit olması gerekiyor. İşte buradan örnek vermiş bize. A, bunun tamamını vermiş. AT ile GS'nin toplamını soruyor. O zaman biz ne diyoruz şuraya? 3x diyoruz. Buraya x diyoruz. Buraya da 2x diyoruz. Tamamını vermiş. 6x'i bize ne vermiş? 30 vermiş. Buradan x'imiz 5 çıkar. AT dediği 2x, 3x. GS dediği 2x. Bunu soruyor bize nedir diye soruyor. Yani 5x'i bulacakmışız biz. X'in yerine de 5'i yazarsam 5 çarpı 5'ten aradığımız sonucu ne olarak buluruz? 25 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi de gelelim. Buradaki açıkladığımız örnek ne demiş? Bir dik üçgende hipotenüse ait kenarortay hipotenüsün yarısı kadardır. Yani hipotenüs uzunluğunun yani şunun tamamı 11 ise bu 5 olur, 5 olur, 5 olur. Onu da nasıl elde edilmiş? Onun açıklamasını görelim şimdi burada. Şimdi burası orta nokta. Buradan bu kenara bir paralel çektim. O zaman burada bir 90 derecelik açı oluştu. O iki kenar ikiye bölündü. A bölü 2, A bölü 2. Bak. Burada şimdi hem kenarortay oldu. Ederseniz. Hem kenarortay var hem açıortay var. O zaman bu şekil ADC ikizkenar üçgen olur. ADC ikizkenar üçgen olur. İkizkenar üçgen ise burada A bölü 2 ise burada A bölü 2 çıkar. İşte o zaman dik üçgende hipotenüse ait kenarortay hipotenüsün yarısına eşit olacak. O zaman bunu dik üçgende uygulamaya çalışacağız. Yani şöyle de yapabiliriz. Bakın örnek verecek olursak şurada 90 derece var. Bize şurada kenarortay verilmiş. Şunlara eşit vermiş. O zaman bu da eşit olacak. 5, 5, 5. O zaman burada 5 olacak. Şimdi buradaki örneğe bakalım. AG uzunluğu eşittir. AG BC'ye eşitmiş arkadaşlar. G ağırlık merkeziymiş. Şu uzunluk BC'ye eşit oluyormuş. O zaman gelelim. O zaman şimdi yazalım. Şuraya biz 2x dersek şurası da 2x olur. G ağırlık merkezi olduğu için uzatırsak burada x olur. Burada x olur, burada x olur. O zaman bu açı otomatikman 90. Yani şöyle söylüyorum. Bir daha şurada üzerinde anlatalım. Şuraya 2K demiş. Ben burada 2K olacak. KK bu ağırlık merkezi dediği için devam edersen KK diye böler. Bir de ne vardı ağırlık merkezi? Tepeye 2 birim, tabana 1 birim. O zaman burada 1K oldu. KK ise o zaman burada 90 derece var. 3'e eşitse muhteşem üçlüden o da 90 derece olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Neyi sormuş? ECD açısının şu açının kaç derece olduğunu sormuş. Bu x'e eşit. Çektim. Bu kenarortay oldu. O zaman bunlar da eşit oldu. O zaman 3 tanesi eşit oldu. 60-60 oldu. O zaman soruyu çözdük. O zaman burada 30 kaldı. Ya. Şu x eşitse bunlar 75 derece 75 derece oldu. O zaman sonra 60 şurası da 30 etti. O zaman buraya da ne kaldı? 45 kaldı. Şimdi toplam bu açıyı verecek. Ya da 60 135 o zaman buraya 45 derece yazabiliriz.
Bizim tek şeyimiz şurası orta nokta olduğu için birleştirirsen 90 var. Bu üçü birbirine eşit olacak. Zaten bu da buna eşit. Bu da eşit oldu. Burada bir ikizkenar üçgen meydana geldi. Sonra bununla da bu eşit oldu. Açılar yerlerine yazarsanız aradığımız sonuç karşımıza çıkar. Evet. Aynı şeyi yapmış. Şimdi bu soruda bizden x'i soruyor. Şimdi yapacağımız tek şey 90 derece verilmiş, 12 verilmiş, burada da 10 verilmiş. Kenarortaysa bakın. Bu da 10 olur. Muhteşem. Kenarortay verilmiş. Üçgen. Bu da 10 olur. Hiç tereddüt etmedim. Şu 10'u getirdim. Bu 90 derece. Hipotenüs sahip kenarortay 10 ise buralarda 10, 20 olur. O zaman Pisagor bağıntısını uyguluyorum. X kare artı 12'nin karesi eşittir 20'nin karesi. X kare eşittir 400 eksi 144. X kare 256 yapar. X de buradan 16 olarak çıkar. Şöyle de yorumlayabilirsin. 3, 4, 5'in 3'ün 4 katı, 5'in 4 katı, 4'ün 4 katı diyerek bunu 16'da söyleyebiliriz. 3, 4, 5 kuralını daha önceden biliyoruz, duyduk. Şimdi burada da anlatılan olay A açısı 90 dereceden küçükmüş ve A'yı da 8 verilmiş. Şunu da 8 verilmiş. Burada 90 olsaydı arkadaşlar, bu açı 90 olsaydı bunlar 8-8 olurdu. O zaman bitti. BC kenarı eğer bu açının biz A açısını 90 alsaydık olsaydı BC uzunluğu 16 olurdu. O zaman şimdi 90 derece değil, o zaman BC uzunluğu ne olacak? 16'dan küçük olacak. 16'dan küçük en büyük sayı 15'miş. Yani bunu 90 kabul edersen 8 ise bunlar da 8-8 olacak. Sonra bitiyor. 8-8 ise burası 16 olur. 90 değilse 90'dan küçük olur. Bu açı genel 16'dan küçük olacak. Evet. 90 derece vermiş. BC'ye bunu vermiş. Bu üçgenin bizden isteneni neymiş? Onu görelim şimdi arkadaşlar. En kısa kenarortay uzunluğu nedir diye sormuş. En kısa kenarortayını soruyorsa şuradan çektik. 7, 7, 7. En kısa kenarortay en büyük açıdan indiğimizde bulunacaktır. 90 dereceden kenarortayı çizdim. ABC üçgeninin o zaman en büyük açı A açısı olduğu zaman en kısa kenarortay da A kenarına aittir. A kenarı büyük olduğu için kenarortay ondan küçük olacaktır. O zaman 7 7 çarpına aradığımız sonucu elde edeceğiz arkadaşlar. Evet. Burada var sorumuz yok. Bunu bitirdik. Testlerini sizin çözmeniz gerekecek. Orta dikme dediği zaman anlayacağımız olay şudur arkadaşlar. Bir üçgen var. Burada bir üçgenimiz var. Kenarın ortasından bir dik çekersem biz buna orta dikme adı veriyoruz. İlle bu köşeden geçecek diye bir kuralı yok. Kenarın ortasından çektiğin dike orta dikme diyoruz. Evet, orta dikmelerin eğer kesişiyorlarsa bunlar şu orta dikmelerin kesim noktası diyor. Kesiştikleri yer diyor. Şimdi bize buradan şimdi bize ne sorulmuş arkadaşlar? AD'yi vermiş. EC'yi vermiş. O zaman AD buraya x ise burada x'tir. Orta dikme çünkü. Bu y ise burası da y'dir. FB'ye pardon, şurası z ise burası da z'dir.
Çünkü orta dikmenin adı üzerinde. Kenarın ortasından çekilen dik anlamındadır. Bizim de zaten x artı y artı z'yi vermiş. Ne vermiş? 34 vermiş. Çevreyi sorduğu için bizden 2x artı 2y artı 2z soruluyor. O da 68 yapar. Bu da çevredir arkadaşlar. Çevresi bunun 68 olarak karşımıza çıkarmış. Evet. Gelelim mi? Bir ABC üçgeninden B köşesinden ait kenarorta aynı zamanda AC kenarı dik kesiyorsa D noktasına bu noktaya D noktası denirse aşağıdaki hangisinin doğru olup olmadığını inceleyin diyor. Birinci maddeye bakıyoruz arkadaşlar. AC'nin orta dikmesi BD'dir. Doğrudur. İşte orta noktadan dik çekilir. ABC ikiz kenar üçgendir. Doğrudur. Hem kenarlıkları hem yükseklikse aynı zamanda burada açıortay oluşur. Aynı zamanda bu kenar bu kenara eşit olur. Bu ikiz kenar üçgen olur. Ondan sonra da AB kenarı AC'ye eşittir. O zaman 3 de doğrudur. Bu söylenen 3'ü de doğrudur. Evet. Bir doğru parçasının orta dikme üçgeni olan her nokta doğru parçasının uç noktalarına eşit uzaklıkta bulunurmuş. Yani şuradaki orta dikmelerin üzerinde aldığın zaman şunlara eşit uzaklıkta bulunur diyor. Evet. Devam ettik. Şu örneğe baktık arkadaşlar. Orta dikmesi. Bakın bu buradan geçiyor. Orta dikmesi burada hem diklik var hem kenarortay varsa burada açıortay olur. Bu kenar buna eşit olur. Burada da aynı olay varsa bu parça buraya eşit olur. O zaman olay bitti. AC'yi vermiş bize. BC'yi de vermiş. O zaman x artı 3 eşittir 17 eksi x. X eşittir 14. X eşittir 7. X 7. X'in 7 yerine 7 yazarsan bu kenar 10 olur. Bu kenar da 10 olur. AD'yi 8 verdiyse bu 8 ise o zaman burada 8 olur. Bizden bu şeklin çevresini soruyor. Çevre eşittir 10 artı 10 artı 8 artı 8. Çevre eşittir 36. İşte bak hem orta dik bu dik orta dikme olmuş oluyor. Burada hem kenarorta hem diklik varsa burada hem açıortay olur, şurada bir açıortay da oluşur. Şekil ikizkenar üçgen oluşur. O zaman aradıklarımızı rahatla ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bu soruya. Şu soruya bakalım. Bir bu şekilde ABC 16. Burası 16 dedim. BC şekilde BC çiziliyor. B ve C'ler 10'ar santim. A noktası ile B ve C'nin 17 birim uzunlukta bir D noktası alınıyor diyor. Tamam. Bizden istenen soru neymiş? AD uzunluğu en çok kaçtır diye. O zaman en çok soracaksak buradan bir dik çekeceğiz arkadaşlar. Buradan da dik gelecek. Orta dikme olmuş. Zaten ikizkenar üçgen. 8 burası 6 8 10'dan 6 çıkar. 8 15 17 üçgeninden 15 çıkar. 6 ile 15'in toplamı ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. Evet. Şimdi öbür tarafta anlatılan bir soru var. Ona bakarak arkadaşlar. Orta dikmelerin kesiştiği yer buraysa diyor arkadaşlar. Kenarların orta dikmelerinin kesiştiği yer P noktası AP şu uzunluklar yani şu orta dikme var şurada. Bu buna eşit. Şurada bir orta dikme var. Burası buna eşit. Bir de diğer orta dikme var. Buraya dik çekilmiş. O zaman bu da buna eşit. Hem orta nokta hem diklik varsa burada ikizkenar üçgen olur. Yani o zaman ne olmuş olur? Şu, bu duruma göre bu uzunluk x ise burada x olur. İkizkenar üçgen
Burada bir ikizkenar üçgen oluşur. Burada x olur. O zaman bu üçü birbirlerine eşit olur. Olduğunu gösterir. İşte burada ne yapmış oldu? Bunu ispatlamış oldu. Şimdi burada da aynı şeyi bakalım. İşte dikleri çekmiş. Bu parça buna eşit. Bu parça buna eşit. Bu parça buna eşit. O zaman da şu üçü, şu uzunluk x, x, x olmuş oluyor. Üçgende yükseklik dediği zaman tepeden tabana indirilen uzunluğa, biz onun doğru parçasına yüksekliği deniyor. Bunu haşağıyla göstereceğiz. A kenarına ait ise haşağıdır. Ha, ikizkenar üçgen ise ne olur zaten? Bu tabanı iki eşit parçaya böler. İkizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda tabanı iki eşit parçaya böler. Üçgenlerin yükseklikleri bir noktada kesişiyorlarsa buna diklik merkezi denirmiş. En kısa uzaklık, yükseklik olacak. Buradan ineli dik indiğin için en kısa uzaklık olmuş olacak. Çünkü bu şekilde gidersen yükseklik olmaz, değer büyür. Bir noktadan en kısa uzaklık dediği zaman oraya dik ineceğin demektir. Dik gidersen en kısa uzaklığı bulmuş oluruz. Üçgenin yükseklikleri bir noktada kesişiyor. Ona da biz ne diyormuşuz? Diklik merkezi adı veriyormuşuz. Haş noktası dikme ayağı diyor. Dikmenin kesiştiği yermiş. Evet. Evet, şimdi devam ettik. Bunlar işimiz yok. Şimdi bakıyoruz. ABC üçgeninin A köşesine ait BC diklik merkezi A köşesi ise diyor. O zaman şurada 90 derece var demektir arkadaşlar. Diklik merkezi demese bununla bu işte bu yükseklik, bu da yükseklik olmuş olur. O zaman bizden burayı soruyorsa buraya da x diyorsun. X kare eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. X kare eşittir buradan. 20 çıkacak. O da bize 2 kök 5'i verecekmiş. Ha, diklik merkezi dediyse hiç tereddüdümüz olmayacak arkadaşlar. Ne diyor? D noktası abi DC'ye ait dik ayağı ise burada dik açıdır. O zaman hemen şu açıları söyleyebiliriz. Burası 55 olur arkadaşlar. Burası 48 olur. Bitti. Şimdi bizden 55 ile 48 arasındaki farkı soruyor. Direkt farkı buradan ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu açı 144. F noktası diklik merkezi diyor. Diklik merkezi dediği zaman olay bitti o zaman. Ne yapacağım? Tek bir şey yapacağım. Şurada 90 dereceyi, şuraya 90'ı yazarsan işte diklik merkezi demek. Bunlar yükseklikler anlamındadır. Bunların kesiştiği yer F ise burada dik açı, burada dik açı olacak. 3 açı, 4 açının toplamı 360 olacağı için buraya direkt 36 dereceyi ne yapabiliriz? Yazabiliriz arkadaşlar. Diklik merkezinin sözü diklerin kesiştikleri yerdir. O zaman diklerin tabanla kesiştiği yere 90 dereceyi getirip yazacağız. Şimdi bu şekilde vermiş diklik merkezi hangi bölgededir? Bu açı 90'dan büyükse bak buradan buraya dik çekilmez. Diklik böyle çekilir. Şuradan çekilir arkadaşlar. Şurada diklik vardır. Aynı şekilde bu açı 90 dereceden büyük olduğu için yükseklik dıştan şöyle çıkıp gidecektir. Burada 90 derece oluşacaktır. Yani bu AC'ye ait yükseklik, bu AB'ye ait yükseklik. İşte kesiştikleri yer burasıdır. Diklik merkezi o zaman nerede oldu? Birinci bölgede oluştu arkadaşlar. Diklik merkezini birinci bölgede elde etmiş oldu. Yani ikizkenar üçgende AB AC eşitse yükseklikleri de birbirine eşit olur. Yani şu yükseklik bu yüksekliğe eşit olur. O zaman bu parça buna eşit olur. Bu parça buna eşit olur. Sonra bu uzunluk buna eşit olur. Sonra şu parça şuradaki parçaya eşit olur. Biz burada bunları gözeterek soruları rahatlıkla ne yapabileceğiz? Buna benzer soruları çözebileceğiz arkadaşlar. Bir de şunu düşünmemiz gerekecek ya da öbür tarafta soru var mı? Ha, varmış arkadaşlar. Şimdi şu soruyu nasıl çözeriz diyor. Şimdi
AB'yi kaç vermiş bize? 15 vermiş. RC'yi kaç vermiş? 3 vermiş. O zaman buraya ne kalır? Bunun ikizkenarı ABAC ise buraya 12 kalır. O zaman bura 3 olur, bura 12 olur. Bizden istenen kim? BR dediği uzaklığı. BR uzaklığına bakıyoruz. Şu uzunluğu soruyor. O zaman BR uzaklığını buluyorum. Burada 12 var, burada 15 var. Şuraya da x diyorum. X kare artı 12'nin karesi x'tir, 15'in karesi. 3, 4, 5'in katlarından 4'ün 3 katı var, 5'in 3 katı var. X eşittir 9 olarak karşımıza direkt hani 3, 4, 5 kuralından rahatlıkla söyleyebileceğiz arkadaşlar. Uzatmadım. Yine aynı şekilde bir ikizkenar üçgende tabandan diğer eşit kenarlara dik çekersek bu dik bir tane yükseklik eder arkadaşlar. Şu bunun ikisinin toplamıdır. Ya da bu yükseklik bununla bunun toplamıdır. Buradaki anlatmaya çalıştığım şey ABAC'ye eşitse. Bakın örnekle görecek olalım. BC'yi kaç vermiş burayı? 13 vermiş. Açıortay ABAC'ye eşit. O zaman burada devam edersem burada da ne olur? Birkaç olur. Bu kenar buna eşit. Tamam. Şimdi burası şöyle devam ettirici, şöyle çizersek ya da şöyle de çizseniz olur. Şurası da dikeç olur. Burası 13 ise burada 13 olur. Ya da burası 5 ise burada 5 olur. Bunların hepsini yazabiliriz arkadaşlar. Zaten bizden de ne istiyor? DB uzunluğunu istiyor. Bu 13, bu 5 ise buraya da x diyoruz. X kare artı 5'in karesi eşittir 13'ün karesi. 5, 12, 13 üçgenden 12 olarak karşımıza çıkarmış. Hani bu diklik merkezi olmuş oluyor. Dik dik. Bu da dik açı. Diklerin kesiştikleri yer diklik merkezi oluyor. 5 ise bura 5. Bura 13 ise bura 13 olur. Bu x ise burası da x olur. Bura y ise bura y olur. Bunların hepsini tek tek buradan yazabiliriz. Üçgende de şöyle düşüneceğiz biz bunu. İçteki bir noktadan kenarlara dik çizersem bu bir tane yükseklik edermiş. Şu üçü bir yükseklik edermiş. Kenarlara paralel çizersem de bir kenar eder arkadaşlar. Bunun da şimdi gelelim şurada uygulamaya çalışalım. Yükseklik 12'ymiş. Aşağı eşittir 12. Eşkenar üçgenmiş. O zaman şuraya da x diyorum. Aşağı eşittir. 3 artı 2 artı x. 12 eşittir 5 artı x. X eşittir buradan 7 olarak bulunacaktır. Şimdi buradan dik çektiğin zaman açı genişse yükseklik oraya yakındır. Bu uzunluk kısa olur arkadaşlar. Bir açısı büyükse şu uzunluk kısa. C açısı küçük olduğu için bu uzunluk daha büyük olurmuş. Buradaki örnekleri de bunu anlatmaya çalışıyor bize. Şimdi burada da anlatılan, evet, burada noktayı koyacağım ve burada böylece bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet.